Yüce Başbuğumuz Enver Paşa 14 Aralık'ta Köprüköy'e geldi. Bizi gözden geçirdi. Ben üst üste iki fanila, kalın subay ceketi, kalın kaput giymiştim. Ama soğuktan tir tir titriyordum. Başbuğun sırtındaysa ceketten başka bir şey yoktu. Üşümüyordu, inanıyorum. Çünkü insan üstüydü. Bize işleyen güçler onu işlemiyordu. Üşüyorsunuz dedi. Yarı açsınız dedi. Sizi giydiremem, doyuramam dedi. Ama giyinmenizin, doymanızın yolunu gösterebilirim dedi. Ne lazımsa düşmanda var dedi. Şuracıkta. Sarı kamışta hepsi depolarda duruyor dedi. Gideceksiniz, alacaksınız dedi. Yalnız giyim kuşam, yeme içme değil. Nibul'dan, Çaldıran'dan, Mohaç'tan daha büyük şanlar, şerefler de orada bekliyor dedi. Yüksek bir yerde durmuştu ve konuşuyordu. Ben aşağıdan yukarıya bakıyordum. Ona orada inanmamak için kancık, kahpe, vatan haini olmak lazımdı. Sarıkamış'a varamadık diyorlar. 25 Aralık Cuma'yı 26 Aralık Cumartesi'ye bağlayan gece girdik biz Sarıkamış'a. Hem de iki kere. Birincide sürdü çıkardı bizi düşman. 70 kişi girdik, 34 kişi çıktık. Enver Paşa'm kaçtı diyorlar. Yalan. Kaçmaz bizim başbuğumuz. Orada, o incecik ceketiyle Turan'a çıkan geçidin başı...